Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte herkesin anlayacağı bir tarzda hakaiki Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar ile ispat ederek o imanı tahkikiyi taşıyan halis ve sadık şakitleri dahi bulundukları kasaba, kariye ve şehirlerde hizmet-i imaniye itibariyle adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde kuvve-i maneviyeyi itikatları cesur birer zat, zabit gibi kuvve-i maneviyeyi ehli imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. İkinci sual. Efendim, burada her bir Risale-i Nur talebesini bilinmedikleri ve görünmedikleri halde her bir birer kutup gibi addediyor ya Hazreti Üstadımız. Biz şimdi büyüklerimize hüsnü zan ederek, işte Hulusi Efendi rahmetullahi aleyh, Sultan Hazretleri, Hüseyin Efendi gibi büyüklerimizi hüsnü zan ederek o zaman da öyle kutuplar olduğuna iman etmişiz ve itikad etmişiz. Fakat bu zamana geldiğimizde biz kendimize baktığımızda bu hüsnü zanı kendimize kullanamıyoruz. Bu durumda Risale-i Nur'un talebelerinde her bir beldede kutup var. 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 Kendimize baktığımızda kendimize ölçü yapmamalıyız. Kendimize baktığımızda kökten yanlış, ters, bozuk işler görürüz. Ama Risale-i Nur dairesinde bu vazifeyi yapan mutlaka talebeler vardır. Talebeler içerisinde böyle zatlar mutlaka vardır. Vazifeliliği devam ediyor yani Risale-i Nur'un. Birinci günde Cenab-ı Hakk'ın ona tahmil ettiği hizmet, vazife neyse o vazife aynen devam ediyor. O vazife aynen devam ediyor. Şimdi evet yani geçmişteki selef-i salihin büyük zatlar mutlaka en değerli, en kıymetlidirler. Mesela bizim burada işte Şeyh Hacılı İzzet Efendi, ondan sonra İmam Efendi Hazretleri gibi Elazığ'da çok büyükler var. Yani hakikaten büyük isimlerle kitap sahibi büyükler var. Şimdi Vaiz Efendi mesela konuşuyor, diyor işte getir İmam Efendi'yi kapısında köle olayım, getir şunu kapısında köle olayım. Onu dediği zaman da Hulusi Bey hayatta ve her gün derslerine devam ediyor ve hiçbir gün dersine gelmemiş mesela. Tanıyor, hürmet ediyor, efendim, gerekli ihtiramı gösteriyor ama onun nazarında İmam Efendi ama Hulusi Bey ahir zamanın hadisatı içerisinde müjdelenmiş dört büyük zattan biri. Risale-i Nur'un temel kaidelerinden biri, esaslarından biri. Yani bu itibarla, vazifelilik itibariyle herhalde falan filan zatı 10'a 20'ye 100'e katlar. Ama o günde yaşadığı için bu bilinmez. Risale-i Nur hadisesi için de böyledir. Yani şu günde öyle zatlar olur ki filanca büyük zannettiğin zatları. Evet, fazilette, kemalatta geçmek mümkün değil ama hizmette, vazifelilikte aynıdır, devam eder. O hizmet geri kalmaz yani. Bugün de yine öyle kutup vazifesi gören, Ümmet-i Muhammed'in manevi istinadgahı vazifesini gören çok talebeler vardır. Eksilmez onlar. Buyurun.